Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Arkadaşlar, bugün sizlere video başlığında da gördüğünüz gibi evde tavuk marinası nasıl yapılır onu gösterelim istedik. Bu sefer maden suyu kullanacağım. Akşama menümüzde de köri soslu kremalı tavuk var. Şimdi konumuza geçelim. Bizim işimiz şu an tavuk nasıl marine edilir? Arkadaşlar, bunları kuşbaş şeklinde, kuşbaştan biraz daha büyük, bu şekilde doğradık. Bunları kabımıza alıyoruz. Şöyle yakın çekim al. Öncelikle maden suyundan başlayalım. Evet. Buraya bir maden suyu ekleyebilirim aslında da. Sütümü ve yağımı ekledikten sonra tekrardan bir maden suyu daha bırakabilirim. Evet. Ve tabii ki zeytinyağısı. Bu yağ buna yeterli. Şimdi bunu güzelce bir harmanlayalım. Evet, sürümü bir bardak daha ekledim arkadaşlar. Şu an 2 bardak süt oldu. Ve ikinci maden suyu. Şimdi bunu niye ekledim? Az kaldı neden aldım? Arkadaşlar, tavuk koyduğunuz zaman kapta su yüzün üstüne çıkması lazım. Tavuk eğer altta kalmıyorsa sütünüz veyahut da maden suyu ya biraz ilave yapın ki tavuk bunun altında kalacak. Ölçüyü de buradan anlamış oluruz. Yani ölçüsüne kadar diye soranlar için tavuğun aldığı çokluğu önemli değil. Koyduğumuz malzemeye göre de bu şekilde yaptığınız zaman tavuklar bu koyduğumuz sütü portakal suyu da koyabilirsiniz bunda. Bu şekilde süt koyduğumuz malzeme tavuk altta sulu malzeme üstü olacak. Bu şekilde güzelce marine yaparsanız pamuk gibi bir tavuk yersiniz arkadaşlar. Gerçekten lokum kıvamında yumuşacık bir tavuk elde etmiş olursunuz. Bunu deneyi göreceksiniz. Şimdi bunu anladık. Malzeme altta kaldı. Ben içerisine alır şeyde böyle samırsak bırakmak istiyorum. Böyle ufaktan bir kokusunu salsın. 2 diş sarımsağım var. Onları da doğrayıp içinde güzel bir reyha vermesini istiyorum. Şimdi reyha bilmiyorum size ne diye geçer. Reyha koku yani. Şimdi demek ki ya videoyu uzattı. Evet. Elimden geldiğince kısa bir video yapmak istiyorum. Tavuk marinesi nasıl yapılır bilmeyenler de bu şekilde öğrenmiş olur. Evet, şimdi sarımsağımı da iyice şöyle yedirdim. Altına üstüne çevirdim. Evet, tavuğun en çok sevdiğini arkadaşlar tabii ki de karabiber. En sonunda of, samırsak bile koktu. Hele de Ramazan ayındayız. Arkadaşlar, acıyı seviyorsanız biraz fazla. Sevmiyorsanız az eksik. Az daha atarsam. Evet, bu buna yeterli. Şimdi bunu da güzelce yedirelim. Şu anda koku karabiber, samırsak kokusu. Yani sevenler bunu, genellikle de sakatat ürünü sevenler bu kokuya bayılır. Of, paça gibi oldu ya. Vallahi paça gibi oldu. Sarımsak, karabiber falan böyle. Birazdan zaten bu sosları görseniz efsane soslarımız var. Köri soslu kremalı tavuk yapacağım bugün. Evet. Şu anda bütün tavuklar alt tabakada kaldı. Çünkü hepsinin de marine edilmesi için suyun üstünde kalmasın arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Bu şekilde tamamdır. Evet.
Evde tavuk marinası nasıl yapılır diyenler için güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Siz de bu şekilde tavuklarınızı marine ederseniz yemeklerinizde yumuşacık pamuk gibi bir tavuk yersiniz. Bir kere deneyin. Zaten bilen bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Bir kere deneyin, aradaki farkı göreceksiniz. Böyle bir tavuğu ilk defa yiyenler de, yapıla yiyenler yorumlara yazsın. Bekliyorum arkadaşlar. Eksiğimiz, hatamız varsa olabilir. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, marine ettiğimiz tavuğu arkadaşlar şimdi süzdürüyoruz. Evet, şu anda tavuk kendinden geçmiş bir halde pamuk gibi duruyor arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Of, lükbür lükbür olmuş.